Bir millet, iki devlet, özü bir, sözü bir, kültürü bir. Öylesine birlik ki şarkı ve şiirlerinde birbirlerine ilham vermiş. Tıpkı çırpınırdı Karadeniz ve laleler gibi. İşte bu güzel türkülerin hikayesi. Azerbaycan ve Türkiye. Tek millet, iki devlet. İki kardeş halkın yakınlığıysa çok eski. Yakın geçmişte yaşanan acılar da bu yakınlığı perçinlemiş. Savaş yıllarında Türk ordusunun gösterdiği vefa, şiirlere, şarkılara ilham vermiş. Osmanlı İmparatorluğu'nun Kafkas İslam ordusu 1918'de işgal altındaki Azerbaycan'a gittiğinde şairler şu mısraları yazmış. Allah'ın çok sağ ol, vefalı Türk'ü bana gönderdin. Ağlıyorlar, bağırına askerleri basıyorlar. Ve o zaman bizim çok değerli şairimiz Ahmet Cavad, bizim marşımızı da yazan Ahmet Cavad şiir yazır. Selam Türk'ün bayrağına. Yani çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına. Çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına. Savaşta şehit olan Türk askerine Azerbaycan halkının gösterdiği hürmet ve o meçhul asker için yazılan şiirde iki millet arasındaki derin bağın göstergesi. Köylüler bir bakıyordu, temizliyordu. Bir türbe kimiydi? Herkes birbirine derdi, burada Türk askeri yatıyor, bizi kurtaran. O bir Türk askeri, kahraman metin. O öz kardeşine yardıma geldi. Kurşuna dizilen milletimizin haklı savaşına yardıma geldi. Türk sevdasını anlatan bir diğer Azeri türkü de Laleler. 1918 savaşında Bakü'deki kardeşlerine yardıma giden Türk askerlerine yazılan türküde askerler lalelere benzetiliyor. Laleler, 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 laleler. Osmanlı ordusunda onlarda fes var idi. Laleni gönder, fese benziyor. Kenarından da böyle bir siyah püskü. O püskü de lalen içinde siyah püsküler gibi şeyler var. Onlar tamam benzetiyor. İlk Bakı'nın gözü yolda. Ne zaman geleceksiniz? Ey Türk ordusu, bizi kurtaracaksınız. Laleler, laleler, laleler. Tüm bu şarkılar, şiirler Azerbaycan Türklerinin milletine duyduğu sevginin bir göstergesi. Profesör Hanım Halilova, Türkiye sevdasını bakın nasıl ifade ediyor. Yıllarca bizi yaşatan, yıllarca bize güç veren Türk ordusudu. Ona göre de Türk milletiydi, Türk insanıydı. Ona göre de benim arzum hemşe, her zaman Türkiye'miz güçlü olmalıdır. Bütün Türk ve İslam dünyasına örnek olmalıdır. Türk ordusu yalnız Türkiye'nin değil, Atatürk büyük önderimiz yalnız Türkiye'nin önderi değil, o bütün Türk dünyasının,